Midilli'den tekrar günaydın dostlar. Saat 10.30. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Sabah gündemimiz biraz yoğundu. 105.6 frekansında TRT Kent Radyo'da Fulya Akbuga ile canlı yayınımız vardı. Ona katıldık. Midilli'den de olsa haftalık programımızı yaptık. Aslında programda da söyledim yani. Orada anlattıklarım, dün burada anlattığım, uzun uzun anlattıklarımın kısa bir özetiydi. Esas mevzu burası tabii. Bazıları bana kızıyor, zaman zaman bunu da dile getiriyorlar. Instagram'da sürekli Snapchat çağrısı yapıyorsun, niyedir diye. Ama yapılmayacak gibi değil ki. Bu arada manzara yine çok güzel ve müthiş bir sessizlik var. Bunu da paylaşmadan edemedim. Şimdi Instagram'da yayın yapsam, bir yemeğe gittim diyelim. Maksimum 3 tane yayın yapabilirim. O da hadi bir tane video çektik diyelim. Yani restoranın ambiyansını, yemeği anlatacak 3 tane mermimiz var gibi görünüyor. Ama Snapchat öyle değil. Snapchat sınırsız. Sırayla hızlı hızlı detaylı olarak anlatılabiliyor. Bu yüzden, bence bu yüzden Snapchat güzel. Bana çok kızmayın yani. Hani bazıları diyor ki bir de Snapchat mi çıktı, bir de onu mu yükleyeceğiz? E ne yapalım yani, biz yükledik. Kullanıyoruz, siz de kullanın. Bence herkes... Evet, Mantamados sokaklarında devam ediyoruz. Mantamados adanın içlerinde olan bir köy. Yakında bir manastır var. Şu girişinde bir tane uçak koymuşlar, o manastır. Oraya da gideceğiz. Ama önce biraz bu köyde dolaşacağız. Mantamados aynı zamanda mandıra ürünleriyle, yoğurdu ve peyniriyle de ünlü bir köy. Bir fabrika arıyoruz şimdi. Şimdi kiliseden içeri giriyoruz. Şimdi Mantamados'un hemen dışında Aziz Taksiyaris Manastırı var. Oraya geldik. Manastırın girişte de bu uçak var. Hani uçağın burayla ne ilgisi var onu şu anda bilmiyorum ama öğreneceğim. Öğrenince de sizinle paylaşacağım tabii. Şimdi manastıra doğru giriyoruz. Aziz Taksi var. Rüzgar esmeye başladı. Kesin sesim duyulmuyor şimdi ya. İçeride konuşayım o zaman. Şimdilik Aziz Taksiyaris'in hikayesini dışarıda anlatacağım. İkonaya bakalım. Şimdi bütün hikayeyi dinledim ve size de anlatıyorum dostlar. Öncelikle Aziz Taksiyaris Manastırı burası. Hikayesi şu şekilde. Vakti zamanında korsanlar manastıra saldırıyor ve 40 rahipten 39'unu öldürüyorlar. Bir rahip kalıyor geride. Kalan bir rahip, 39 rahibin kanlarından bir ikona yapıyor. Aziz Taksiyaris ikonası yapıyor, onları koruması için. İkona şu anda hala kilisede. Baktım ama o bölgede resim çekilmesi yasak olduğu için resimleyemedik elbette. Ama ikonanın da ilginç bir özelliği. Bu arada yola devam ediyoruz, arabaya bindik. Mantamados'un içinden bir daha geçeceğiz. Agia Paraskevi ile yolumuza devam edeceğiz. Ben de bu arada hikayeyi sürdürüyorum. İkonanın ilginç bir özelliği var demiştik. İkonanın özelliği şu, kandan yapıldığı için zaman ve duyguların değiştiği söyleniyor. Yani bazen baktığınızda ağladığı, bazen üzgün olduğu, bazen de sevinçli olduğu söylenir ikonanın. Bir de bir konu daha var. İkonanın bir ayna olduğu, sizi yansıtır kandan yapılması sebebiyle. Yani siz iyi bir insansanız orada iyi birisini görürsünüz denir.
Keza tabii ki aynı şekilde ikona bakınca kötü bir şey görüyorsanız kötü olduğunuz anlamı da çıkarılabilir buradan. Ha, ben ne gördüğüm derseniz. Şimdi gelelim uçak meselesine. Onu da öğrendim. 8 Kasım Ortodoks Kilisesi'nde Melekler Günü olarak kutlanıyor. Yani Mikail ve Gabriel. 8 Kasım'ı aynı zamanda Hava Kuvvetleri Günü olarak kutluyorlarmış. Dolayısıyla meleklerin uçakları koruduğuna inanılıyor. Bu sebeple de girişinde böyle bir büyük uçak maketi var. Sebebi buymuş diyorum ve de yola devam ediyoruz. Bu arada dinlerken fark ettim. Bir çıtırtı geliyor sürekli. Telefonu bir kapatıp açacağım. Telefon çok ısındı zaten. Havada sıcak. Koloniye geldik. Koloninin iskelesi. Scala Coloni'deyiz. Ve bir yemek molası verdik. Caprice'de. Evet. Büyük salatta standart dışı bir görüntüye sahibiz burada. Olmasaydı iyiydi ama ne yapalım? İçeri iyi olsun. Yunan musakkası zaten biliyorsunuz beşamel soslu, böyle bizimkinden bayağı farklı. Da sucuk İzmirne'ye diyor, İzmir sucuğu derler. Yani domates soslu köfte, yanında pilav ve garnitürüyle beraber. Şimdi bakalım efendim. Beraber. Evet, şimdi sırada Agiasos var. Agiasos köyüne geldik. Böyle ahşap el işçiliğiyle tanınan bir köymüş burası. Çok küçük ve de çok sessiz bir yer. Sokaklardan arabayla bir geçtik. Daracık sokakları var ve hiç kimse yok sokak. Agiasos'ta biraz tepelere doğru yürürseniz yukarıda eski bir çınar var. Dibinde de birkaç tane kahve var. O kahvede bir mola verin ve Türk kahvesi için bence. Bir huyları var. Kahveyle çayla beraber direkt hesap fişinizi de getiriyorlar. 2 kahve 2 euro. Çay da 1 euro tanesi. Siyah çay var. Menüyü de çekeyim durun. İşte bizim kahve içtiğimiz yer burası. Böyle bir yer olur mu ya? Mabet gibi yani. Yurt dışında o gittiği ülkenin dilini bilmeyenler için çok faydalı bir uygulama var. Google çeviri uygulaması. Bunu indirmenizi öneririm. Bu uygulamanın ne güzelliği var. Görseli okuttuğunuz zaman metni algılıyor ve anında çevirip size gösteriyor. Mesela bu fotoğrafta 1966'nın üstündeki metni ben çevirdim. Agiasos Belediyesi yazıyormuş. Hatta üstteki metni de çevirdi. Agiasos Belediyesi anısına diyor. Bugün içinde eğer unutmazsam ve fırsatım olursa size bu uygulamayı patronun telefonundan canlı olarak göstereceğim. Bu arada tabii peynirleri görüyorsunuz. Özellikle Mantamados'ta oldukça fazla sayıda mandıra vardı. Burası için benim size tavsiyem, eğer peynire çok meraklıysanız La Duterie peynirini almanız. Bunu kiremitte veya tavada da yapabilirsiniz. Oldukça lezzetli bir peynirdir. Kadayıf ve baklavayı görüyorsunuz. Camın içinde bir adet arı da dolanıyor oralarda. Cennete düşmüş gibidir herhalde. Bu arada hemen yanımızda kilise var. Saat 6 olduğunu belirtiyor. Çanlar çalmaya başladı. Ya sırf bu kahve çok güzel diye oturduk, şimdi çay içeceğiz burada. Ama hakikaten sessiz sakin bir sokak. Üstümüz kapalı. Hava serin. Kilise çanları çalıyor. Karşıda yaşlı abiler oturuyor, takılıyorlar kendilerince. Burada da Türk bir grup var. Bu köşedeki kahveyi görünce durduk ve birer çay içtik. Sonra da içine baktım, çok beğendim. Onun için paylaşmadan edemedim. Bakar mısınız? Abi çayı ve kahveyi burada yapıyor. Ateşte. Ve de bakırda. Bu
köşe de harikaymış ya. İki cepheli yani. Her yere hakim. Demiştik ya buranın ahşap işleri meşhurmuş diye. Buyurun efendim, ahşap işleri. Plomare'den herkese merhabalar. Günü Plomare'de bitireceğiz artık. Plomare adanın güneyinde bir kasaba. Ve Uzo fabrikasının olduğu kasaba. Ara sokaklarda gezinirken böyle tarihi bir çınar gördük. Altında da kahve var tabii ki. Şimdi burada oturup bir yorgunluk kahvesi içeceğiz. Wow. Şurayı gibi ya, böyle renkli renkli sandalyeler falan. Her taraf restoran. Aa, ne güzelmiş burası ya. Evet, kahve dünyasına Yunanlıların kazandırdığı çok değerli içecek Frappe masamızda. Bu sefer inat ettim, nasıl yapıldığını iyice bak. Geçen sene Rodos'tan Frappe'nin makinesini bile aldık ama istediğimiz gibi Frappe yapamıyorduk. Bir tane şey varmış, kritik noktası varmış. Onu öğrendim ama söylemeyeceğim tabii, kendime saklıyorum. Çok merak ediyorsanız bir gün kahveye gelirsiniz. Ben size bir Frappe yaparım. Nasıl fikir? Yalnız bu arada en son Snap'te kahve demişim. Birileri çok kızıyor ya kahve deyişime. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Kahve efendim, kahve. Hiç böyle otopark da görmemiştim ya. Bu bildiğin dere yatağına otopark yapmışlar yani. Bu da bizimkilerden kalma bir çeşme anladığım kadarıyla. Yukarıdaki Arapça yazıları görüyorsunuz. Burada böyle güzel bir parkın içinden geçiyoruz. Tam sahilde. Birkaç kişiden mesaj geldi. Soru var. Mülteci var mı? Suriyeli var mı diye. Hayır arkadaşlar, bu adada hiç Suriyeli ve mülteci görmedim. Efendim, Plomare'de otele geldik. Otelin de manzarası teras katından bu şekilde. Hafiften bir Ege manzarası var otelimizin. Yemek için dışarı çıkacak enerjim kalmadı gibi hissediyorum. Muhtemelen terasta yiyeceğiz yemeği.